Herkese merhaba. 8. sınıf fen bilimleri yazılı kampımız harika bir şekilde devam ediyor. 27 Ekim çarşamba fen birinci dönem birinci yazılısını yapacağız ve hep beraber yazılıya harika bir şekilde hazır olacağız. Hemen o zaman hazırsanız başlayalım. Birinci dönem birinci yazılı konularımıza baktığımız zaman ilk ünitemiz mevsimler iklim, ikinci ünitemiz ise DNA ve genetik kod olacak. Hem burada yazılıya hazırlanmış olacak hem de LGS konularını şöyle bir üzerinden geçmiş olacağız. Peki hemen birinci ünitemiz olan mevsimler ve iklimle devam edelim. Mevsimlerin oluşumuyla biliyoruz ki dünya güneş etrafında dolanma hareketi yaparken güneş ışınları dünyanın bazı bölgelerine dik ve dike yakın bazı bölgelerine ise eğik açıyla gelir. Bu durum yeryüzünün farklı bölgelerinde Aynı anda farklı sıcaklıkların görülmesine, yani mevsimlerin oluşumunda eksen eğikliği dünyanın dolanma hareketi bulunmaktadır. Dünyamız biraz boynu büküktür. İşte bu boynu büküklüğe biz eksen eğikliği diyoruz. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikalık bir ölçüdedir. Yani normalde bu şekilde olması gerekirken boynu bükük olduğu için, eksen eğikliği olduğu için işte burada bir derece meydana geliyor. İşte biz buna 23 derece 27 dakikalık bir ölçüdür diyoruz. Peki eksen eğikliği nelere sebep oluyor? Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarındaki farklılıklara Gece ve gündüz sürelerindeki değişikliklere, gölge boylarının değişmesine, birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinin değişmesine ve doğal olarak da sıcaklık farklarının oluşmasına neden olmaktadır. Peki eğer eksen eğikliği olmasaydı ne gibi bir durum olacaktı? Ki bence bu yazılda sorulur diyorum. Eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınlarının yeryüzüne gelme açısı değişmezdi sıcaklık değişimleri inanılmaz az seviyede olurdu ve doğal olarak da mevsimler oluşmak oluşmazdı diyoruz. Şimdi özel bir tarihler var. İşte bu tarihlere bakacağız. Bunun üzerinden hemen devam edelim. Şöyle düşünelim. Burası 21 Mart. Burası ise 23 Eylül diyelim. Burası 21 Aralık ve burası ise 21 Haziran. Bunlara biz gün dönümleri diyoruz. Buralarda ise ekinokslar yani gece gündüz eşitlikleri meydana geliyor. Peki buradaki tarihlerin bu önemli tarihlerin ne gibi özellikleri var? İşte burası çok çok önemli. Biliyoruz ki burası kuzey yarım küre burası ise güney yarım küre. Burası da ekvator hayali dünyayı ikiye böldüğünü varsaydığımız çizgiydi. İşte buraya yengeç dönencesi buraya ise oğlak dönencesi diyoruz. Bundan hemen başlayalım o zaman. 21 Haziran'da bizi ne bekliyor? Eğer Kuzey Yarım Küredeysek neler oluyor? Kuzey Yarım Kürede bazı bölgeleri güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Kuzey Yarım Kürede 21 Haziran'da yaz, Güney yarım kürede ise kış başlangıcı oluyor. Ve 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanıyor. Hatta bununla ilgili en uzun gündüzle ilgili televizyonlarda birçok yerde reklamlarda bile karşımıza çıkıyor diyoruz. Geldik 21 Aralık'a. 21 Aralık'ta güney yarım küreyi baz alacak olursak bazı bölgeleri güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Burada 21 Aralık'ta yaz meydana geliyor. Peki 21 Aralık'ta yaz başlangıcı oluyor. Kuzey yarım kürede ne oluyor? Kış başlangıcı olarak kabul ediliyor. Burada ise en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanıyor. Nerede en uzun gündüz? En e, uzun gündüz diyoruz. Burada nerede gerçekleşiyormuş? Güney yarım kürede 21 Aralık'ta. Burada ise 21 Haziran'da oluyordu. Geldik işte 21 Vart ve 23 Eylül'de neler oluyor? İşte burada dünyanın eksen eğikliğinin sonuçları, etkileri ortadan kalkıyor. Ekvator üzerine güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar yaşanıyor 21 Mart için. 23 Eylül'de ise kuzey yarım kürede sonbahar başlıyor. Güney yarımkürede ise ilkbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buradaki önemli bir nokta nedir? Dünyanın eksen eğikliğinin ortadan yani etkisinin ortadan kalktığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri gerçekten çok çok önemli ve diyoruz ki hoca bunu sorar diyoruz ve hemen devam edelim. Hemen iklimle giriş yapalım. İklim hava olaylarının geniş bölgelerde uzun yıllar gösterdiği ortalama durum aslında iklimdir. Ülkemizde de iklim çeşitleri görülmektedir. Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim. Peki şunların bir özelliklerine bakalım. Ne gibi bir özellikleri var? Mesela Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Karadeniz iklimini düşündüğümüz zaman her mevsim yağışlı, değil mi? Yazlar serin, kışlar kıyı kesimlerde e, ılık, yüksek kesimlerde ise karlı olacaktır. Karasal iklimde işte kışlar soğuk ve karlı, yazlar kurak ve sıcak. Mesela Akdeniz ikliminin ortaya çıkması yani iklim diyebilmemiz için ona 40-50 yıl incelemişler ve ondan sonra demişler ki evet bu Akdeniz ikliminin özellikleridir diye. Ve şunu da unutmayalım. İklim bilimine biz klimatoloji, iklim bilimiyle uğraşan bilim insanını ise klimatolog diyoruz. Geldik şimdi hava olaylarını hava olaylarının oluşumunu, gelişimini, değişimini nedeniyle inceleyen canlılar ve dünya arasındaki sonuçları araştıran biz bilim dalına meteoroloji diyoruz. Hava olayları ise yağmur, dolu, sis, kar, kırı, rüzgar gibi birçok aslında nedir? Hal değişiminin oluşmasıdır diyoruz. Meteoroloji bilimiyle uğraşan, ilgilenen bilim insanını ise meteorolog diyoruz. Peki bunlara şöyle bir bakalım. Çünkü bunların da soru değeri olacaktır mutlaka. Hiç olmadı bir eşleştirme olarak sorulacak olacaktır. Yağmur yeryüzünden buharlaşan su atmosferdeki soğuk hava ile karşılaşıyor ve yoğuşuyor o zaman da su damlacıkları olarak düşüyor. İşte biz buna yağmur diyoruz. Peki kar nedir? Hemen kara geçelim. Havadaki su buharı soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller birleşerek kara dönüşüyor. İşte buna biz kar diyoruz. Dolu nedir? Sıcak ve nemli hava kitlesindeki yağmur damlacıkları soğuyarak hop donuyor. İşte biz buna ise dolu diyoruz. Çi ise yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması ile oluşmaktadır. Sise bakalım hemen. Sis ise su damlacıklarının ve buz kristallerinin havada asılı kalmasıyla oluşturduğu aslında yüzey bulutlarıdır. Bunun anahtar kelimesi aslında budur. Yüzey bulutlarıdır diyoruz. Yani biz böyle sis yüzünden göremiyoruz dediğimiz şey aslında yüzey bulutlarının bir sonucudur diyoruz. Peki, kırağa bakalım. Kıralaşmayı zaten 5. sınıfta da görmüştük. Su buharının sıvı halden geçmeden direkt buza dönüşmesine biz kıralaşma diyorduk ve o buza da işte, işte biz kırağı diyoruz. Geldik rüzgara. Bu gerçekten çok çok önemli. Şimdi yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatağı ay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Yüksek basınç alanında ne olması gerekiyor? Alçalan hava. Gö hareketleri görülür ve yağış görülme ihtimali fazladır. Alçak basınç alanında ise yükseltici hava hareketleri görülür. Yağış görülmesi azdır. Hava genellikle açıktır diyoruz. Rüzgarın tanımından veya oluşumuyla alakalı da birazdan zaten çok güzel sorular çözeceğiz. Evet böylelikle mevsimler ve iklim ünitemizi bitirmiş olduk. Hemen yazılı notlarımıza şöyle bir baktığımız zaman açalım burada her şeyin mini mini özetlerini ve buna bağlı olarak anahtar kelimelerini, bomba notlarını çok harika bir şekilde görebilirsiniz ve buradan da tekrarlarınızı yaparak anahtar kelimeleriyle en can alıcı noktalarıyla konuların içeriklerini tamamlamış olursunuz. Hem bu size yazılıda hem de ise LGS'de avantaj sağlayacaktır diyoruz. O zaman hemen ikinci ünitemizle devam edelim. İkinci ünitemiz ise DNA ve genetik kod. Biliyoruz ki bununla ilgili olarak 7. sınıfta bilgilerimiz vardı. Biz kromozomun, genin, DNA'nın ne olduğunu, nerelerde bulunduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise bunları hem tekrar edeceğiz ve üzerine eklemelerle devam edeceğiz. DNA bizim aslında kalıtım materyalimizdir. Deoksi ribonükleik asitten gelmektedir ve DNA'mız çekirdek içerisinde bulunur, değil mi? Hemen onu bir yazalım hücremizdir burası. Ve hücrenin çekirdeğinde aslında DNA'mız, kalıtım materyalimiz bulunmaktadır. Ama nasıl? DNA artı özel proteinle birleşmiş olan kromozomlardadır değil mi? Kromozom olacaktır diyoruz. Hemen böyle nedir? Çift zincirli sarmal yapımız olan DNA'mız diyoruz. Onun parçasına gen diyoruz. Ve burada ise DNA'nın yapı birimi olan ne olacaktır? Nükleotitler bulunmaktadır. Bunlar nelerdir mesela? İçerisinde ne bulundurur bu nükleotitler? Fosfat bulundurur, P, şeker bulundurur ve baz bulundurur. Organik baz. Paşa Bahçe olarak kodlayabilirsiniz. Fosfat, şeker ve organik baz. Bu organik bazlar nelerdir? Adenin Timin, guanin ve sitozin. Adeninle timin eşit sayıda bulunur ve içerisinde birbirine bağlayan ikili zayıf hidrojen bağları bulunmaktadır. Guaninle sitozin arasında ise hemen şuraya yazalım üçlü zayıf hidrojen bağları bulunmaktadır. Buranın anahtar ve önemli noktası ise DNA'nın görev birimi, buradan aklınıza kalır, GG gen olacaktır. DNA'nın yapı birimi ise nükleotit olacaktır. Peki şöyle düşünelim. Hücre neden bölünüyor aslında? Yani hücreyle ilgili olarak buradaki DNA'mız iki katına çıkıyor ve mitoz bölünme, mayoz bölünme gerçekleşiyor ya. İşte bu noktada bunlar ortaya çıkıyor. Bununla ilgili olarak nasıl, neden bölünüyor bu da önemli bir nokta olacaktır. Hücredeki yüzey hacim oranı bozulduğunda hücre bölünmek istiyor ve bu aşamada DNA kendini eşliyor. Yani DNA kafasına göre eşlemiyor ve bütün bu yüzey hacim Cim oranı bozulması şöyle düşünebiliriz. Bir e, fabrikadaki Kişi sayısı, yönetim şöyle düşünün çalışan kişi sayısı arttıkça arttıkça yönetici orayı yönetemiyor ve artık bölünme ihtiyacı yani iki tane müdür olsun yönetici olsun diyor ve bölünme kararı alıyor. İşte bu bölünme kararında DNA kendini eşleyerek iki katına çıkıyor. Yani buradan bağlayacağımız nokta DNA'nın eşlenmesi diyoruz. Peki DNA nasıl eşleniyor? Hemen şöyle bir düşüne bir DNA'mızı çizelim. Şuradan geliyor ve bu Buradan ondan sonra şöyle bir iki tane ana DNA ile aynı DNA oluşturuyor diyebiliriz. DNA'yı oluşturan iki zincir böyle fermuar gibi açılıyor. Açıldıktan sonra stoplazmada bulunan nükleotitler var. Bu nükleotitler buraya gelip Karşı olarak karşısına geçerek ne yapıyor? Aslında o boşluğu dolduruyor diyoruz. Stoplazmada dedik serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe geçer ve böylelikle aslında çekirdekteki nükleotit miktarı artacaktır diyoruz. Bu nükleotitler açık kalan kısımdaki nükleotitlerle eşleşiyor. Başlangıçtakinin aynısı 2 DNA oluşmuş oluyor. İşte biz bunu DNA'nın eşlenmesi diyoruz ve kesinlikle bu sıralamasından bile soru değeri vardır diyoruz. Gerçekten çok çok önemli bu nokta. Evet, hemen o zaman devam edelim ve geldik kalıtıma. Kalıtımın babası Gregor Mendel'dir. Mendel'in Özel bir bezelyesi vardır. İşte bu bezelyesinin adı aslında Pisum cinsi bir bezelyedir. İşte bu bezelyeyle alakalı olarak çalışmalar yapıyor. Çünkü bu bezelyenin tohum şekli, tohum kabuğu rengi, çiçek boyu, çiçeğin konumu gibi birçok özelliği, birçok karakteri var ve bu karakterlerin çeşitliliği fazla olduğu için de kalıtımı rahat bir şekilde inceleyebiliyor. Ve bununla ilgili olarak kalıtımla ilgili olarak birçok e, temel kavramlar var. Bu kavramları bilmemiz gerekmektedir. Aslında biz canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter diyoruz. Mesela vücut kütlesi, saç uzunluğu kalıtsal olmayan karakterlerdir. Fakat kan grubu, göz rengi, boy uzunluğu saç rengi gibi durumlar kalıtsal karakterlerdir. Genlerin yapısını, görevlerini karakterlerinin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına biz aslında kalıtım diyoruz. Ve dedik ki bunun öncüsü kimdir? Avusturyalı bilim insanı Mendel'dir. Ve burada bazı e, kelimeler var değil mi? Baskıngen, çekinikgen, heterozigot, homozigot. Bunlarla ilgili olarak bütün kavramlar verilmiştir. Bir de alergen var mesela. Biri anneden, diğeri babadan gelen gen çifti var. Gen Genotip dediğimiz bir şey var. Canlının gen yapısıdır. Mesela uzun boy olsun bu işte onun gen yapısını gösterir diyoruz. Mesela uzun boy şöyle olsun ya da kısa boy şekliyle düşünebiliriz. Fenotip ise bir canlının genotip ve çevresel faktörden etkileriyle ortaya çıkan dış görünüşüdür diyoruz. Buna da biz fenotip diyoruz. Şimdi burada bazı şeyler var. Baskın gen, büyük A, çekinlik gen, küçük a. Heterozigot yani bir büyük biri küçük. Homozigot aynı demek aslında. Büyük a, büyük a veya küçük a, küçük a. Buna şöyle diyebiliriz. Homozigot baskın, homozigot çekinikken yani birbiri içerisinde de bunları kullanabiliyoruz. Şimdi burada bir çalışma var ve bu çalışmayı beraber yapalım. Saf döl baskın ve saf döl çekinik olarak düşünelim. Şimdi bizde ne var? Sarı bezelye ve yeşil bezelye. Düşünelim sarı bezelye, yeşil bezelye baskındır ve bizden genotip ve fenotiplerini istemiş. Hemen yapalım. Şöyle düşünelim. Buna saf döl baskın demiş. Hemen alıyorum. Saf döl yani aslında ikisi de aynı şekliyle düşünebiliriz bunu. Hemen düşünelim. Saf döl s, s, olsun. Büyük s büyük s. Saf döl çekinik ise bize yeşil bezelye çekinik olacak ve aynı zamanda da yeşil olacak. Baskın olmayan olacak. Ve bunu çaprazladığımız zaman ne çıkacaktır? Bununla bunu alıyorum ve bu şekliyle hepsini aldığım zaman ve hepsi heterozigot sarı bezelye olarak çıkacaktır diyoruz. Şimdi geldik bunun genotip ve fenotip oranlarına bakalım. Genotipi aslında ne demekti? Canlının gen yapısıydı. Canlının gen, gen yapısı nedir? %100 Değil mi? Heterozigot sarı. Peki fenotipi nedir? Sarı değil mi? Yüzde yüzü de sarı mı? Evet. Yüzde yüz sarı olarak söyleyebiliriz. İşte genotip ve fenotiple ilgili de bu ayrıntıyı öne çıkaracak sorular karşınıza gelmektedir diyoruz. Bunlarla ilgili de yine çalışmalar yapacağız. Sorularımız da olacak, klasik sorularımız da olacak. Hemen o zaman mutasyon, modifikasyon ve adaptasyonla devam edelim. Bunlar ise aslında Bazıları kalıtsal, bazıları kalıtsal olmayan aslında gen işleyişini ya da genin yapısını değiştiren olaylardır diyoruz. Mutasyonla hemen devam edelim. Mutasyon canlının kalıtsal yapısını meydana getiren kromozom, DNA veya gen gibi yapılarda meydana gelen bozulmalardır. Ve unutmuyoruz. Mutasyonlar eğer üreme hücrelerinde üreme ana hücrelerinde gelirse ne olacaktır? Kalıtsal olacaktır ama vücut hücrelerinde meydana gelirse bu mutasyonlar kalıtsal olmayacaktır. Mesela birkaç örnek verelim mi? Ee, o A, orak alüvar hücresi var mesela. Burada ise kılcal damarları tıkıyor. Kan akışını düzensizliğe neden olan bir orak hücre anemisi diye bir hastalık var. Bu da bir kalıtsal hastalıktır. Mesela albinoluk var. Keçilerde dört boynuzluluk. Altı parmaklılık. Bunlar mutasyon örneğidir. Geldik modifikasyona. Modifikasyon ise böyle çevresel etkinleri düşünelim. Mesela besin, ışık, sıcaklık gibi çevre faktörlerinin et etkisiyle canlının fenotipinde yani dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan. Şimdi burada ne diyoruz? Kalıtsal olmayan değişimlerdir diyoruz. Bu da gerçekten çok önemli. Mesela bronzlaşmayı düşünelim. Bronzlaştık, bronzlaştık, iyice bronz olduk ve çocuğumuz bronz olarak dünyaya gelir mi? Hayır çünkü kalıtsal olmayan bir değişiklik diyor diyoruz. Ya da çuha çiçeğini düşünelim. 15-25 santigrat derecede kırmızı 25-35 derece Celsius'te ise beyaz olacaktır. Bu sıcaklık faktörüdür. Ya da spor yapan insanların kaslarının gelişmesi. Bir örnek daha vereyim. Kara hindiba bitkisinin dağda uzun olması ovada ise kısa bodur olması da bir modifikasyon örneğidir diyoruz. Geldik adaptasyon. Adaptasyon da kalısal ortama uyum aklı, aklımıza gelsin. Canlıların yaşadıkları ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını arttıran veya aslında hayatta kalma şansını arttıran fiziksel yapılar veya davranışlar olarak söyleyebiliriz. Kutup tilkisinin rengi, su kenarında yaşayan bitkilerin yapraklarının büyük olması. Neden büyük oluyorlar? Terleme ile o fazla suyu atabilsinler diye yüzeyi daha geniş olursa daha kolay su atabilecekler. Ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması yine bir adaptasyon örneğidir. Ve ne diyoruz? Kalıtsaldır diyoruz. Mutasyon için ne dedik? Üreme hücrelerinde olursa kalıtsal olacaktır diyoruz. Burada da zaten notumuzu düşmüş olduk. Peki doğal seçilim nedir? Uyum sağlayan yaşar. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Ortama uyum sağlayan yaşar yoksa bu seçilimle yok olur diyebiliriz. Varyasyon ise tür içi çeşitlilik. Mesela nilüfer bitkisinin çiçeklerinin farklı renkte açması bir çeşitliliktir. İşte biz buna varyasyon diyoruz. Geldik son kavramımız ise biyoteknoloji. Biyoteknolojinin alanı birçok şey vardı, değil mi? Klonlama, yapay seçilim, aşılama ve gen aktarımı, GDO, gen tedavisi, bunların hepsi biyoteknolojinin alanına girmektedir diyoruz. Evet, böylelikle aslında çevresel etmenlerin modifikasyon ve mutasyona neden olduğunu, onun da adaptasyonların da bir mutasyon olduğunu, adaptasyonlara varyasyon, çeşitlilik sağladı. Eğer uyum sağlamazsan ortama doğal seçilim meydana geleceğini, çevresel etmenler genle alakalı da geni de etkilediğini aslında DNA'nın e, gen içerdiğini ve kalıtımın kalıtsal hastalıkları da sebep olabileceği bazı aksaklıklarda meydana geleceğini öğrenmiş olduk. Evet böylelikle artık sorularımıza geldik ve tekrarımızı yapmış olduk. Hemen doğru mu yanlış mı ile devam edelim. Yaşadığımız yer 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşıyorsa yengeç dönencesindeyimdir diyor. Hayır ne diyeceğiz buna? O Olak dönencesinde olması gerekiyor. Çünkü en uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşıyorsa Oğlak dönencesindedir. 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Evet bu doğru bir ifade. Güneş ışınlarının yer yaptığı açı birim yüzeye düşen ışık enerjisini artıracaktır. Evet bu da doğru bir bilgi. Hemen bakalım. 21 Haziran'da en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Neresi için söylemiş burada? Buna dikkat edelim. Kuzeye küre için söylemiş. Ne diyeceğiz o zaman? En uzun gece değil, en uzun gündüz olması gerekiyordu burada. Bu yanlış bir bilgi olacaktır diyoruz. Evet, yazılı notlarımıza hemen bir daha bakalım ve burada ise ikinci ünitemizi de öğrendikten sonra DNA genetik kodla ilgili olarak da yine bir sürü Burada notlar ve bunları tamamladığınızda tikler atabiliyorsunuz ve burada yine öğrendiğimiz bütün bilgilerin tekrarlarını kısa kısa notlarla ve bu şekilde alarak sanki kitap okuyor şeklinde okuyarak bunları öğrenebilirsiniz diyoruz ve hemen diğer yazılı sorumuzla devam ediyoruz. Evet test sorularımız da olacak. Fakat şu an bir eşleştirme sorumuzla devam edelim diyoruz. Bakalım bir burada biraz önce öğrenmiş olduğumuz çiğsiz kar yağmur eşleştirmesini bize soruyor. Bakalım hemen. Atmosferin yeryüzüne değen bölümünde meydana gelen yoğunlaşma tipidir diyor. Bu ne olacaktır? Bu kavramın karşılığı siz olacaktır diyoruz. Hemen eşleştirelim şöyle bir bakalım. İkincisine bakalım. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıdır. Nedir bu? Tabii ki kar olacaktır. Üçüncüsüne bakalım. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarıdır. Çiğ olacaktır. Bu da Sonuncusu ise atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Bu da yağmur olacaktır. Hemen boşluk doldurma sorumuzla devam edelim. Burada DNA genetik kodun tamamını aslında bize öğretmiş olacak diyoruz ve bakalım hemen. Paragrafı tamamlayacağız. Çekirdeğin içerisinde ne bulunur? DNA bulunur. Hemen devam ediyoruz ve bölünme sürecinde etrafına özel proteinler de eklenerek kromatinlere dönüşür. Kromatinlere dönüşür diyoruz. Kromatinler de kısalıp kalınlaşarak tabii ki nedir? Kromozomlara dönüşür diyoruz. Ve nedir ve sarmal yapıda olan? Ne olacaktır tabii ki? Çift zincirli ve sarmal yapıda olan DNA Hücrenin yönetici molekülüdür diyoruz. Üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunur. Genler de nükleotit Nükleotit adı verilen yapıların birleşmesinden oluşur. Nükleotitler DNA'nın yapı birimidir ve fosfat, şeker nedir? Organik bazdan yani adenin, timin, guaninden oluşmaktadır diyoruz. Evet böylelikle paragrafımızı tamamlamış olduk. Şimdi ise artık çaprazlama zamanı diyoruz. Biraz önce söylediğim çaprazlamaları işte burada yapabileceğiz. Hemen bakalım burada. Ne diyor bize? Homozigot uzun boylu bezelyeler ile kısa boylu bezelyelerin ikinci kuşak buraya dikkat ediyoruz. Çaprazlamaları sonucu oluşacak. Fenotip ve genotip oranlarını, kısa boylu olma ihtimalini, uzun boylu ihtim olma ihtimalini bulalım demiş. Bakalım bize. Biliyoruz ki uzun boy baskındır, kısa boya diyeceğiz. Burada bir dipnot olarak buraya yazmış olduk. Hemen devam edelim. Bize ne demiş? Homozigot. İkisi de olacak. O zaman uzun boy ve kısa boy. Çaprazladığımız zaman aslında yüzde yüz heterozigot uzun boylu olduğunu görürüz. Peki bize ne dedi? Birinci kuşağı mı dedi? Hayır. ikinci kuşak. Yani buradan alıyoruz ve bir daha çaprazlıyoruz bunu. Hemen bakalım. Bunu çaprazladığımız zaman şurası bitti. Birinci kuşak burası geldik. ikinci kuşak. Büyük o, büyük o. Sonra ise büyük o, küçük o. Sonra yine büyük o, küçük o ve Küçük o, küçük u olacaktır. Şimdi bunlar üzerinden baktığım zaman yüzde yetmiş beş uzun boylu olduğunu, yüzde yirmi beş kısa boylu olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim aslında. Ve homozigotluk olarak baktığım zaman da yüzde elli homozigot olacaktır. Peki homozigot baskın dersem yüzde yirmi beş Homozigot çekinik dersem yine yüzde 25 olacaktır. Peki bu oranları ben söyledim. Şimdi ise genotip olarak bakalım şöyle bir. Genotip bunları bu sefer de biraz önceki gibi yüzdeler olarak değil de kesirler olarak versek ne olacaktır? Bakalım hemen. 1 bölü 4 ne olacaktır? Büyük, büyük U. Büyük U olacaktır. 2 bölü 4 ne olacaktır? Büyük O küçük O olacaktır yine 1 bölü 4 küçük u küçük u olacaktır. Ben genotipini bulmuş oldum burada. Peki fenotipine devam ediyorum ben. Şuraya hemen yazalım. Fenotip buradan ne çıkacaktır? Ona da bakalım yine kesirler üzerinden verelim. 3 bölü 4 uzun boylu bezelye 1 bölü 4 ise kısa boylu bezelye çıkacaktır diyoruz. Yani burada aslında hepsini tamamlamış olduk genotipinde genellerini yazmış oldum aslında ben burada. Kısa boylu olma ihtimali buradan ne çıkacaktır yüzdelik olarak verirsem ben yüzde 25 çıkacaktır. Uzun boylu olma ihtimali ise yüzde yetmiş beş çıkacaktır. Yani bazı sorularda karşınıza yüzdelik hesabı olarak da çıkabilir. Bu şekliyle kesir hesabı olarak da çıkabilir. Ben her iki şekliyle de size göstermek istedim. Geldik test sorumuzla devam edelim. Bakterileri kullanarak bir canlıya ait olan gen başka bir canlıya aktarılıp genin sayısı arttırılabilir. Bu metotla bakterilerin insanlarda kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insülin hormonunun üretilmesini sağlamıştır. Şekilde bir hücre DNA'sından alınan genin bakteriye aktarılması gösterilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda durumlarından hangileri gerçekleşir diyor. Burada hemen bakalım. 1 2 3 şekilde devam edelim. DNA hücreden ayrıştırılıyor. Peki Gen DNA'dan kesiliyor. Gen plazmite aktarılıyor. Gen eklenmiş plazmit bakteriye aktarılıyor. Sonrasında ise genetiği değiştirilmiş bakteri çoğaltılıyor diyor. Bu tarz karışık sorularla karşınıza gelebilir. Bakalım hangisi gerçekleşir diye soruyordu bana. Genetiği değiştirilmiş bakteri kendi özelliklerini kaybeder. Sadece diğer hücreye ait özellikleri taşır. Hayır çünkü burada tamamında bir değişiklik olmamış kendi geninden de bir bulunmaktadır değil mi? Kendi geninden de bir taşıyıcı vardır. O yüzden sadece diğer hücreye ait değil, kendine ait yani genetiği değiştirilmeden önceki haline göre de bir özellikleri olacaktır diyoruz. İnsanlar için gerekli maddelerin üretilmesini sağlar. Aslında bize burada bunu unutma diyor. Üste ben verdim bunu diyor. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan ünsünün hormonu diyor. O yüzden bu doğru bir bilgi olacaktır. Genin bakteri aktarılmasıyla yeni bir canlı ortaya çıktı. Hayır tabii ki de genetiği değiştirilmiş aynı canlı ortaya çıktı diyebiliriz. O yüzden hangisi gerçekleşecektir? Cevap B seçeneği yalnız 2 olacaktır diyoruz. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Küresel ısınma sadece hava sıcaklığını artırıcı bir durum olarak düşünülmektedir. Fakat 1-2 derece Celsius bile sıcaklık artışı, buzulların erimesini, sel, kasırga gibi doğal afetleri, iklimlerin değişmesine sebep olmaktadır. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve halkı bilinçlendirmek için bir afiş hazırlanacaktır. Buna göre afişte kullanılacak ifadelerden hangisinin kullanılması doğru olmaz diyor. Bakalım kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarının kullanımı azaltılmalı. Evet doğru bu doğru bir bilgi. B'ye bakalım. Yenilenemez enerji kaynaklarına yönelmeli diyor. Hmm, hayır. Aslında burada ne demesi gerekiyor? Yenilenebilir. Kelime bir oyunu var burada. Bu, bunu yapması doğru olmaz tabii ki. O yüzden cevabım B olacaktır ama diğerlerine bakalım. Bozkır toprakları tarım alanı olarak kullanılmalı. Bozkır topraklarından bahsettiği aslında dümdüz toprak alanlarında yani buradaki alanlar verimleştirilerek tarım alanı olarak kullanılabilir. D'ye bakalım su kaynakları tasarruflu kullanılmalı. Evet bu da doğru bir ifade olacaktır cevabımız B seçeneğidir. Evet geldik işte güzel bir sorumuz var burada burada bize birçok şeyi sol, sorgulatacak aslında hemen bakalım Doğan'ın evinin bulunduğu bölge var burada ormanlık bölgemiz var ve demiş ki bize yukarıdaki görselde Doğan'ın evinin bulunduğu bölge ile ormanlık bölge arasında meydana gelen hava olayları gösterilmiştir. Burada bakalım yükselmiş. Yağmur, rüzgar, peki süper. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi ben buraya bakmadan önce bir yorum yapmam gerekiyor burada. Şimdi burada yükseltici hava hareketleri görülüyor değil mi? Yükseltici hava hareketleri görülüyorsa burada ne olacaktır? Alçak basınç alanı olacaktır diyoruz. Peki burada Hava e, bulutludur. Bulutlu mu uygun mu? Evet. Yağış görülür. Yağışa çevrilir. Doğru. Peki buraya bakalım. Burada ise yüksek basınç alanı olacak. Peki ben bunu nereden biliyorum? Bir rüzgar oluşmuş, değil mi? O zaman burası da yüksek basınç alanı diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Burada da alçaltıcı hava hareketleri görülür ve hava açıktır, yağış görülmez. Rüzgar neydi? Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç hemen yazalım şöyle. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketiydi. Bana göre bu yorumların hangisi yapılamaz diyor. Şimdi her şeyi açıkladık ve kalın seçeneklerimize. A seçeneği ormanlık bölge ve doğanın evi arasında oluşan rüzgarın yönü ormanlık bölgeye doğrudur diyor. Hayır, ormanlık bölgeden doğanın evinin bulunduğu bölgeye doğru olması gerekiyordu. Bu yapılamaz. B'ye bakalım. Alçaltıcı hava hareketleri ormanlık bölgede görülür. Evet, doğru. Yüksek basınç alanı alçaltıcı hava hareketleri bu doğru bir ifadedir. Alçak basınç alanı doğanın evinin bulunduğu bölgedir diyor. Evet doğru. Burada da ise yükseltici hava hareketleri bulunuyordu. D'ye bakalım. Hava taneciklerinin yoğunluğun ve ağırlığın en fazla olduğu yer ormanlık bölgedir. Evet. Çünkü burada alçaltıcı altı hava hareketleriyle hava taneciklerin yoğunluğu ve ağırlığı artmış olacaktır diyoruz. Yapılamaz diyor cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz ve hemen diğer sorumuzla devam edelim. Marmara bölgesinde yağışlar yarın öğle saatinden sonra Edirne ve çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Kocaeli ve çevresinde yarın hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği ve hava sıcaklığının 25 derece Celsius'e düşmesi bekleniyor. Verilen internet gazete haberi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan, klimatologlardan alınan kesim bilgilere dayanır diyor. Şimdi burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü klimatolog diyor. Burada ne demesi gerekiyor aslında? Meteorologdan demesi gerekiyor değil mi? O yüzden bunu doğru olarak kabul edemiyorum. B seçeneğine bakalım. Belli bir yerde ve kısa sürede etkili olması meteoroloji biliminin konusudur diyor. Evet bu doğru bir bilgi çünkü burada belli bir yer ve kısa sürede bir etkiden bahsediyor. Uzun yıllar boyunca etkisinden bahsetmiyor. Edirne ve çevresinin gün içerisinde sağanak yağışlı olması klimatoloji biliminin konusudur. Hayır bu aslında meteoroloji biliminin konusu olması gerekmektedir. Bu D'ye bakalım. Haberde belli bir yerde uzun bir süre içerisinde etkili olan hava şartlarından bahsedilmektedir diyor. Hayır belli bir yer tamam ama kısa sürede etkili olandan bahsediliyor. Bu ikisini de elediğimiz zaman cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bir mutasyon sorumuza. Canlılarda genetik yapının bozulmasına mutasyon, mutasyona sebep olan etkenlere ise mutajen adı verilir. Canlının bir özelliğini taşıyan gende bir mutajen etkisiyle önce şekil birdeki birinci mutasyon sonra ise ikinci mutasyon gerçekleşiyor. Bakalım burada nükleotitler aslında yer değişiyor değil mi? Burada gendeki bir parça 180 derece ters dönüp aynı yere bağlanıyor. Burada da aynı şekilde C ve C ye yer değiştir diyor. Burada ise guaninle adenin, burada ise stozinler yer değiştiriliyor. Tamam çok güzel. Aslında bu bir inversiyon örneğidir. Ve baktığımız zaman ters çevriliyor ve 180 derece ters bağlanıp dönüp bir daha bu şekliyle buraya A buraya G şekliyle geliyor. Burada da tabii ki bu durum birçok etkilere sebep olmaktadır. Hangisi doğrudur diyor bu mutasyonla ilgili. Birinci mutasyonda dizilim değiştiği için... Gen çalışmaz ancak ikinci mutasyonda genin nükleotit dizilimi değişmediği için genin Taşıdığı, ...özellikle değişim gözükmez diyor. Evet doğru bir ifade. Çünkü burada stozinler yer değiştiriyor. Burada ama adeninle guanin yer değiştiriyor. Bu gerçekten çok çok önemli bir durum ve gen çalışmaz. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Nükleotitler yer değiştirdiği için her iki mutasyonda da genin taşıdığı özelliğin değişmesine yol açar. İkinci de evet ama birinci de hayır diyoruz. Her iki mutasyonda da gendeki toplam nükleotit çeşitlerinin oranlarında değişim olmadığı için... Için genin işleyişi bozulmaz diyor. Aslında burada birinci de değişim olacağı için nükleotit çeşitlerin oranlarında bir değişim olacaktır. O yüzden bu da yanlış diyoruz. D'ye bakalım. Her iki mutasyonda da gendeki toplam nükleotit değişmediği için mutasyonlar genin taşıdığı özelliği değiştirmez diyor. Aslında burada gen dizimleri değişiyor. Bu yüzden de değişecektir. Yanlış bir ifade olacaktır diyoruz. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuzla devam edelim. Burada ise bir sorumuz var. Ne olduğuna bakalım. Yukarıda bazı canlıların yaşadığı Çevreye uyum sağlama durumları verilmiş. Devemiz var. Hörgüçlerinde yağ depolarlar. Kum girmesini engelleyen uzun kirpikleri var. Ağırlığını dengeleyen geniş ayak tabanları vardır. Kurbağamıza baktığımız zaman sinek yakalamak için uzun bir dili vardır. Nemli bir deriye sahiptir. Ayak parmaklarının arası perdelidir. Peki, hangileri söylenebilir bu durumla ilgili olarak? Hangisi söylenebilir diyor? Buradan hemen bakalım. İki canlının da gösterdiği özellikler modifikasyon örneğidir. Hayır, bir çevreye uyum ve kalıtsal o yüzden bu modifikasyon örneği değildir. Sadece develerle ilgili olan özellik kalıtsaldır. Hayır, kurbağa ve develerde meydana gelen bu uyum aslında hepsi bütün ondan sonra gelecek olan yavrularında da olacağı için kalıtsaldır. Sadece deve değil, kurbağayı da almamız gerekiyor. Canlara sahip oldukları adaptasyonlar kalıtım yoluyla sonraki nesillere aktarılmaz. Hayır, aktarılır olması gerekmektedir. D seçeneğine bakalım. Canlılar yaşadıkları ortama uyum yaşama e, şansını arttıran farklı adaptasyonlar nedir aslında geliştirirler evet doğru şimdi ağırlığını dengeleyen geniş ayaklarının olması e, bunu da çölde oldukları için kum girmesini engelleyen uzun kirpiklerinin olması nemli bir deriye sahip olarak yaşadıkları ortamda fazla suyu atabilmeleri bunların hepsinde aslında ortama uyun uygunluktur yaşama şansını arttıran faktörlerdir diyoruz o yüzden bunu söyleyebiliriz bunlar bir adaptasyon örneğidir ve kalıtsaldır diyoruz. Diğer sorumuzla hemen devam edelim. Barolarında kraliçe arı tarafından üretilen yumurta döllenirse iken kromozomlu dişi bireyleri oluşturacak zigotlar meydana gelir. Bu zigotlardan gelişen larvalar beslenme biçimlerine göre işçi veya kraliçe arıya dönüşürler. Arı sütüyle beslenirse kraliçe arı değil mi? Çiçek tozuyla beslenirse işçi arı olacaktır. Gövdesi ve bacakları kısadır. Ömürleri kraliçe arıları göre azdır. Kısırdır. Üremede rol oynamaz Azlar. Kraliçe arı ise gövdeleri bacakları uzun, ömürleri işçi arılara göre daha fazla, üretken yumurta üreterek üremete de etkili oluyorlar. Baya baya aslında bir arı sütünün beslenmesiyle neler değişebileceğini bize gösterebiliyor. Buna göre bal arılarında gerçekleşen bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım hemen. Beslenme şekli arılarda nesilden nesile aktarılabilecek değişikliklere neden olmuştur diyor. Burada bizim gördüğümüz bir modifikasyondur değil mi? Çevre etkisi var. Yani beslenmeyle bu ışıkla da olabilirdi, bir basınçla da olabilirdi. O yüzden bu kalıtsal değildir diyoruz. O yüzden buna doğrudur diyemiyoruz. B'ye bakalım. Beslenme şekli arılarda genetik yapının değişmesine sebep olur. Hayır yanlış olacaktır. Aslında burada gen, genlerin işleyişi değişmiştir diyoruz. Yanlıştır diyoruz. C'ye bakalım. Beslenme şekli arılarda genlerin işleyişinin değişmesine sebep olmuştur. İşte bu aradığımız bilgi olması gerekiyor. Eğer genetik yapının değişmesi deseydi orada bir mutasyon aramamız gerekebilirdi. Bir adaptasyon aramamız gerekebilirdi. Buna da dikkat ediyoruz. D'ye bakalım. Beslenme şekli bal arılarında kromozom sayısının değişmesine sebep olur.

nedir aslında bir mutasyonla üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlarla meydana gelebilecek bir durum olabilir. O yüzden bunu da alamıyorum diyorum. Cevabımız C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet böylelikle yazılıya hazırlık kampımızın fen bilgisi aşamasını tamamlamış olduk. Yazılı notlarımızı Tonguç mağazalarından sahip olarak yazılıya sizler de harika bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Sıfırdan sekize sayısal taktikli Dinamo, Fen ve Zoru Bankası'ndaki bu konularla yani birinci ve ikinci ünitemizle ilgili olan soruları aslında çözerek hem LGS'ye hem de yazılımıza sorunsuz ve harika bir şekilde hazırlanmış olacağız diyoruz. O zaman sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Yazılda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.